Evet arkadaşlar, garajımıza gelmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi bembeyaz. Yani 3-4 gün daha yağacak arkadaşlar. Bakalım ne duruma gelecek burası. Ama tabii ki kuşlarımızı hiçbir şekilde ihmal etmeyeceğiz. Durum ne olursa olsun geleceğiz, hayvanlarımızın bakımını yapacağız arkadaşlar. Çünkü biz bu işe gönül verdik. Onları çok 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 seviyoruz. Bakın arkadaşlar, kümesimiz. Şöyle bir ineyim, arabadan devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kümesimize geldik. Oo, bembeyaz olmuş. Bu uzun zamandır İstanbul'a bu derecede kar yağmıyordu arkadaşlar. Yani böyle kar tuttuğunu ben bayağıdır hatırlamıyorum. Hani çok az arabaların üstünü falan tutuyordu. Bu sene bu sefer güzel yağdı. Daha da yağacak. Kümesi açayım arkadaşlar, hemen devam ediyorum. Evet arkadaşlar, kümesimizi açtım. Şöyle kuşlarımıza hep beraber bakalım. Yemlerini verelim. Suları var. Yem. Şurada. Arkadaşlar yemin böyle. Merak eden kardeşler olabilir. Kaliteli karışık yem. Yemi çok iyi seçin arkadaşlar. İlaçsız, kaliteli, taze olduğundan emin olun. Temiz olduğundan emin olun. Kuşları hasta eden en büyük etkenlerden biri de yemdir arkadaşlar. Şöyle ineğimizi alalım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Şöyle önce birazcık koyacağım arkadaşlar. Hepsini yemelerini sağlayacağım. Çünkü genelde buğdayları bırakıyorlar. Şimdi az koyacağım. Buğdayına kadar her şeyi yemelerini sağlayacağım. Sonra da biraz daha yem bırakıp içinde kümesi kapatacağım arkadaşlar. Şöyle kuşlarımızı göstereyim size. Beyazlarımız, mavilerimiz, susamilerimiz, gördüğünüz gibi. Cicibaş eşini yumurtaya kovalıyor. Az önce anlattığım bozların yumurtalarını muhtemelen cicibaşla bu yanındaki şu ikisi, yani arkadaşlar. Bu iki susamimize baktıracağım muhtemelen bozları. Bunlara biraz bakıcılık yaptıracağım yani arkadaşlar. Yani susamilerimiz kötü mü? Tabii ki değil arkadaşlar. Susamilerimizden çok var elimizde. Mesela şu ön tepe yavru. Onların kardeşi arkadaşlar. Şu en baştaki, bakın. Onların kardeşi. Onu da uçurmaya başladım. Bozlardan bir seri üretim yapmak istiyorum. Bozlarla, Araplardan. Kendi kuşlarımızdan da yavru alacağız tabii ki. Şurada dumanlıyla beyazın yumurtaları var. Onları da alacağız inşallah. Yani böyle baharda karışık kuş uçuracağız arkadaşlar. Böyle birçok yavru inşallah, yani Allah nasip ederse böyle kalabalık bir yavru uçumu yapacağız. Sonra ikili, üçerli gruplara düşüreceğiz. Aralarından en iyilerinin üstünde devam edeceğiz arkadaşlar. Teki alıp en iyi oynayanların, en hareketli kuşların üzerinde devam edeceğiz. Şöyle basık öntepemiz de orada yumurta yatıyor. Basık öntepelerin altında arka tepe mavilerin yumurtası var. Arka tepe mavilerin altında da şurada ön tepe yatıyor. Arka tepe mavinin eşi bu. Arapların yumurtası var arkadaşlar. Böyle farklı kaydırma operasyonları yapıyorum. Kuşların tecrübelerine göre falan ayarlıyorum. Mesela şu ön tepe susamiye şu yavruya ablasıyla abisi baktı arkadaşlar. Ablasıyla abisi büyüttü bunu. Bunu kaydırmıştım onların altına. Tek böyle tek büyüttüler. İlk yavru büyütmeleriydi. Ama böyle muhteşem bir şekilde büyüttüler arkadaşlar. Bakın. Maşallahınızı da esirgemeyin. Abisi cicibaşla ablası dişi susami büyüttü onu. Bakın arkadaşlar, yemi de neredeyse bitirdiler. Buğdayına kadar hepsini yesinler. Biraz da kümesin içinde yem bırakıp gideceğim. Şöyle biraz dışarıyı göstereyim size. Hatıra olsun arkadaşlar. İstanbul'u biz senelerdir bu şekilde görmüyorduk. Bakın arkadaşlar, bembeyaz. Muhteşem. Şu sehpadan anlayabiliriz ne kadar yükseklikte olduğunu. Şöyle bakın arkadaşlar, bir 5 santim falan var. Bir de 3-4 gün daha yağacak arkadaşlar. Kar yağışı gösteriyor hava durumu. 3-4 gün daha. Yani bayağı bir kar tutacak herhalde. Bakalım, dizimize kadar gelmezse iyidir arkadaşlar. Ama kar yağsın. Barajları dolduran en büyük, en güzel yağış kardır arkadaşlar. Su ihtiyaçtır, su hayattır. Bize lazım. Mikrobu kırar kar. Yani birçok şeye faydası var karın. O yüzden kar güzel yağsın yani arkadaşlar. Evet, kuşlarımız emlerini neredeyse bitirdiler. Bir de arkadaşlar, ben balkonda
Balkondaki boz yavruyu göstermeyi unuttum. Videoyu biliyorsunuz balkonda açtım. Buraya geldim. Burada devam ediyorum. Birleştirip öyle yayınlayacağım sizlere. Boz yavruyu göstermeyi unuttum. Eğer unutmazsam eve gittiğimde boz yavruyu çekip videonun sonuna eklerim arkadaşlar. Bakın cici başla dişi Sami'm bu. Onlar yumurta hazırlıyorlar. 1-2 gün içinde yumurtlarlar. Bozların yavrularını onlara baktıracağım arkadaşlar. Bu kuşlarımız. Ön tepeyi büyüten de bu kuşlarımız. Şu ön tepe Sami'yi de büyüten bu kuşlarımız arkadaşlar. Ablasıyla abisi onun. Yedin mi? Ön tepe mavi yavru da hala cik cik ediyor. Biraz sanki cılız mı kalmış arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Ön tepe mavi yavru. Bakın biraz cılız gibi sanki. Sağlığı sıhhati iyi çok şükür ama biraz böyle ufak kalmış gibi geliyor bana. Mesela onun yanındakiyle kıyasladığın zaman o da yavru ama aralarında fark var tabii. 2-3 hafta daha büyük şu. Bununla kıyasladığın zaman bayağı bir şey cılız kalmış bu. Takviye de veriyorum. Yavru hapı falan veriyorum. Dumanlımız da yumurtasına geçti. Bakın arkadaşlar. Dumanlımız ön tepe mavinin babası. Bunun babası. Bu dumanlı. Bir de bunun da babası arkadaşlar. Basık ön tepenin. Bakın yavru. Yani şu kuştan, şu kuşa bir bakın arkadaşlar. Bıyıklı, tepesi yok. Şu şekilde tepeli bir hayvan verdi arkadaşlar. Bakın annesi de düzdü. Annesinde hiç tepe yoktu. Benim eski videolu, eski balkon videolarımda bunun annesi falan da gözüküyor. Bunun yavruluk hali de var. Şimdi eke kuş oldu maşallah. Şöyle güzel bir tepe verdi. Bir de 4'e 4 ayna kuyruk arkadaşlar. Muhteşem bir kuş verdi. Oyunu da fena değil. Uçuruyorum. Böyle kafa kaldırıyor. İkili üçlü oynuyor. Bakalım bağırdı, ona da antrenman vereceğim. Yavruları da vereceğim. Grup grup kuşlarımızı uçuracağız. Bunların annesini kaybettim maalesef. Bir gün balkonda açtım kuşları. Biraz havalandırayım dedim. Eve girdim. Balkona çıktığımda bunların annesi yoktu arkadaşlar. Yani bunun eşi. Kayboldu. Ya aşağıya düştü, bir şeyler oldu. Makaslıydı kanadı. Evet, yemi bitirdiler arkadaşlar. Sakin, sakin, sakin. Gelin ben size biraz daha yem vereyim. Gel. Yemlikte yaş dışkı olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Bazen kuşlar dışkılayabiliyor. Dışkılı yere yem atarsak tabii ki pis bir yemi yemiş olurlar ve hastalık kapma ihtimalleri çok yüksek olur. Normalde az önce verdiğim yem yeterdi arkadaşlar ama şimdi hava soğuk. Kar, kış, kıyamet. O yüzden yedirmekten çekinmiyorum. Yesin hayvanlar, yağ oranları yükselsin. Daha güçlü olsunlar. Sıkıntı değil yani arkadaşlar. Durumlar böyle. Dediğim gibi Nisan'da başlıyoruz güzel uçumlara. Sizler de bizim destekçimiz olun arkadaşlar. Bizleri takip edin. Bizim de moralimiz, motivemiz artsın. Sizlere güzel kuşlar izletelim arkadaşlar. Şimdi Sami, onu da makasladım. Aşırı perdahlı bir hayvan arkadaşlar. Yani burada tavana yapışıyordu bu makaslamadan önce. Bakalım şimdi inmeye çalışıyor. Ne yapacak? Çok perdahlıydı arkadaşlar. Tavana yapışıyordu yani kümeste. İnemiyor gördüğünüz gibi yani. Tamamdır arkadaşlar, videoda çok uzun olmasın. Sizlere böyle kar, kış, kıyamet güzel bir şeyler izletmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince tabii ki, profesyonel değilim arkadaşlar. Destek veren, takip eden herkese teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.